Mersin Narlıkuyu'dan herkese tünaydın. Şimdi burada benim birazcık işim uzadı. İşim uzadığı için burada kalıyorum. Ve bisiklette gelemeyeceğim kadar yüksek yerlerde burada ören yeri var. Boş durmaktansa bu ören yerlerini gezeyim dedim. Çünkü müze kartım var. Bunları sevmiyorsan müze kart niye aldın? Bisiklette gelirken yolumun üstünde birkaç antik kent vardı. İşte Pamukkale, Hierapolis, Leton gibi. Onlar da zaten müze kart parasını çıkarttı. Şimdi bu gideceğim yerlerin hepsi bedava olacak benim için. Böyle antik kentleri ben pek sevmiyorum. Ama böyle bir boş vaktim dedi. Gezmek hiç fena olmaz. Çünkü yıllardır Mersin'e gelip gidiyorum. Herkes buraya gelmemi söyledi. Ben de hiç gelmemiştim. Şimdi bu boş günleri böyle değerlendireceğim. Burada başıma ne geldi? Ben şimdi iki adreste oturuyor görünüyorum. İkametim. Birincisi kardeşimin yanı. İkincisi de kendi oturduğum ev. Kardeşimin yanında niye var? Oranı ben havuzundan, hamamımdan faydalanmam gerektiği için ikamete birinci adresi orayı yazdırdım. İkinci adres de zaten kendi oturduğum ev. Burası mağara, yola 1 kilometre uzaklıkta. Yokuş biraz dik, nefes nefese kaldım. Ben böyle gezerken kardeşim o evden taşınmış. Bu ikametin de yanlış olması büyük bir ceza olduğu için hemen Erdemli Nüfus Dairesi'ne gittim. Dedim durum böyle böyle. Biz yapamayız dedi. Yani normalde yapar aslında bence. Çünkü benim iki adresim kayıtlı zaten nüfusta. Birinci adresimi silecek sadece. İkinci adresim kalacak. Yeni bir kayıt açtırmıyorum yani. Yok yapamazmış. O zaman dedim şey yapayım. Beni dedim Erdemli'ye taşı. İstanbul'a gidince geri kendi oturduğum eve alırım ben ikametimi. Tamam onu anladım çünkü şey dedi. Orada dedi teyzem ve enişten senin dedi soyadı tutmuyor. Soruşturma açılır. Tamam onu anladım. Yani nüfus dairesine gidip nüfus işlemini gerçekleştiremedik. Sonra bana cezasını ödersin diyor. Veya İstanbul'a git yaptır diyor. Ben şimdi 400 lira para vereceğim gideceğim İstanbul'a. 400 lira vereceğim geleceğim. 1000 lira. 2 günüm de yollarda geçti. Yani ne saçma bir kurum. Şimdi mağaraya doğru tırmanayım. Burada cennet cehennem obruğu mu diyeyim, çukuru mu diyeyim var. Veya mağarası da olabilir. Bir de Astım mağarası var. Bisikletle gelemem buralara. Çünkü bu ören yerleri yüksekte. Yani bir gün değil, 3 gün uğraşmam lazım ki. Ve ona da günleri ucu ucuna denk getiririm. Boşu boşuna yorulmuş olacağım. 36 kilometre uzaklıkta burası benim kaldığım yere. Dolmuşçu 15 lirama haciz koydu. Ne göreceğim? Bence bir çukura ineceğiz merdivenle. Cennet, bir çukura da ineceğiz cehennem. Farklı bir şey beklemiyorum şu an. Kar? Mein Freund, super. Ja, und go. Bike, Porn, Porn. Mensch, wo ist dein? Moment, Google übersetzt mobile Daten.
işte bu da. Şahıs. Warum bist du noch nicht weitergekommen? Warum bist du erst hier? Neden önce buradasın? Mağaraları gezmeye geldim. Ben onu uzaktan gördüğümde tanıdım da kamerayı açtım yani. Önce bir bağırdım. Sonra emin olduktan sonra kamerayı açtım. Bir daha bağırdım. Yanına gelince anca hatırladı. Tabii beni hep bisiklet kıyafetiyle gördü o. Ya da eşofmanlar da. Bugün gayet böyle bir turist havasındayım. Tanıyamadı şapka kafamda. Şimdi numarasını aldım ama. Yanıma çağırdım. Yarın gelirim dedi o zaman. Yarını karla geçireceğiz yine. O mağaraları gezmiş. Şimdi Mozaik Müzesi'ne gidiyor. Ben de bu mağaraları gezeyim. Mozaik Müzesi'ne gideceğim. Otelime gel dedi. Bir şeyler içelim. Oteline gideceğim onun yarın. Ay yarın değil. Bu mağaraları gezeyim. Ondan sonra oteline gideceğiz. Gerekli lira içeriz. Burada 250 liraya kalmış. Çok güzel diyor. 250 liraya tabii güzel bir yer bulursun. Onun için para değil ki. 250 lira ne yapıyor? 10 euro olsa 15 euro işte. Yani birim olarak bakarsan bizim 15 liramız. Ama ne demişti? En fazla 200 liraya kaldım demişti. 250 lirayı da vermiş. Niye vermiş? Çünkü panoramik bir manzaram var diyor denize. Denizi görüyorum. Ve diyor denize sıfır. Bu yüzden vermiş 250 lirayı. Bu mağarada keşke kamerayı açtığımda bir adam beni almaya çalıştı da ben yürüyeceğim dedim. Hep de yokuşmuş. Keşke binseydim o arabaya ya. Gerçi binseydim de kesin karlı kaçırdım. Her işte bir hikmet vardır. O adamın da bir elbiselerini yıkarız. Sıcak bir duş alır. Rahat bir yatakta yatar. Oh. Dur yürüyelim birazcık. Bu Aslı Mağarası da bunun içinde mi acaba? Nereden giriyoruz buraya? Şu tarafta. Tamam. Hoş bulduk. Hemen karşıdan sağ taraftan cehennemle başlıyoruz gezimize. Tamam. Bir saniye okumadı. Buyurun beyefendi. Aslın mağarası nerede? Bu karşıdaki yaptıktan sonra 300 metre kadar yukarı. Tamam sağ ol. Oradan devam edeceğiz. Şu sağdaki yol mu? Evet sağdan. Tamam sağ ol. Cehennem obruğundan başlayacakmışız. Kızın dediği gibi. Narlıkuyu Mahallesi Hasanallar mevkiinde cennet obruğunun 100 metre üstte yer almaktadır. Ağız çapı 50 metre olup en derin noktası 128 metre civarındadır. Son derece sarp olan bu çukura inilmemektedir. Çok tanrılı Yunan kültürünün ürünü olan ünlü bir hikayenin bu meydanda geçtiği rivayet edilir. Farklı anlatımları bulunan bu hikaye özetle şöyledir. Mitolojiye göre yüzbaşlı dev alev püskürten dev bir ejderha olan Tayfun zaman zaman tanrılar tanrısı Zeus ile savaşmaktadır. Bu çarpışmalardan birinde Zeus yenilgiye uğratmış ve tanrıyı Kraykos'ta yani Kız Kalesi'nde
Daha sonra cehennem ismi verilmiş olan bu mağarayı kapatmıştır. Tanrılar dünyasının bir diğer önemli ismi olan Hermes, Pan ile birlikte Zeus'u bu mağaradan kurtarmış ve bu kez Zeus, Typhon'un peşine düşmüştü. Typhon'u gördüğünde Etna Dağı'nı dev ejderhanın üzerine fırlatarak onun yerini derinliklerine hapsetmiştir. Antik dönemin en korkulu volkanı olan ve günümüzde de aktif bir yanardağ olan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın hikayesi de bu mitolojiyle bağlantılıdır. Bu hikayeye dayanarak belki de bu ürkütücü derinlikten ötürü bu ismi almıştır. İnilmemektedir diyor. Demek ki inilebilecek yeri var veya yakından geçiyoruz, aşağı düşmeyelim diye böyle bir şey yapmışlar. Ve bu çukuru göremiyorsam ben niye geldim buraya kadar? Dur, şu ileride daha güzel görüntüler var galiba. Bu da o dönemde şarap presi olarak kullanılan bir yer. Şu alana üzümleri atıyorlar, ayaklarla eziyorlar. Bu çukura doluyor. O çukurdan sonra da bekletilip işleme alınıyor. Şurada bir asansör var. Orada inebiliriz herhalde aşağıya. Abi bu çukur bu kadar. Etna'dan buraya fırlatmış da bilmem ne, o kadar atarsan tabii bu kadar çukur oluşur. Bu obruk değil mi ya? Her neyse. Dikkat, platformun korkulu kenarlarına çıkmak, aşağı sarkmak tehlikeli ve yasaktır. Platform üzerinde zıplamak, yani hareketler yapmak tehlikeli ve yasaktır. Bunu Türkler için yazmamışlardır bence. Turistler için yazmışlardır. Korkulun kenarına çıkmak. Hadi çıktın. Aşağı sarkma. Yasak. Platform üzerine zıplamak. Hadi zıpladın. Ani hareketler yapmak yasak. Burada obrukların içerisine cep atılması yasaktır. Anam anam anam, ben burada yürüyebilir miyim? Allah! En korktuğum şey. Of of of. Şuraya bir var ya, çatlama efekti koysalar hayatta gezemem. Ben yine de demir kısımlara basayım da. Evet, bu çukur bayağı bir görünüyor. Oo, vay 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 vay. Şöyle doğru düzgün yürüyeyim bari. Burayı da güvenli yapmışlar. Gerçi yeri göremiyorsunuz değil mi? Ben de göremiyorum. Çünkü yansıyor. Yine de tutmadan yürümek beni ürküttü. Şurada bak, şimdi şuradan şöyle bir U yeri yapmışlar. U'yu çizdik. Mesela buraları gösterenleri nasıl bir yerde gezeceğimizi ben anlayamıyorum. Onun için size ben detaylıca anlatacağım şimdi. Siz de buraya gelip gelmek istemediğinizi seçersiniz. Bak, şurada kapıdan girdik. Şöyle yürüdük. Şurası cehennem çukurunu gösteriyordu. Buradan buraya geldik.
Bir 300 metre yürümeyle bu olay bitiyor. Cennet, cehennemi gezmiş olduk. İlk gördüğümüz yer cennet obruymuş. İkinci gördüğümüz yer cehennem obruymuş. 450 basamak aşağı inmişimiz. Tamam mı? 450 basamak. Biz ineriz ya. Gerçi o dizindeki ağrı şu an hissettiriyor kendini ama dur bakalım. Merdivenlerin de boyu 30 santimden yüksek. Hayda. Buraya yaşlı birilerini getirmemeniz lazım. Şöyle 65 üstü insanlar buradan inerken de yolda kalır. Oh, mağaraya indikçe bir serinlik geldi. Traplanlara çıkılması hareketler yasaktır. Can mal güvenliği şu bu. Ya burada hiçbir şey yok ki. Yani işte böyle tarihi bir yerde ağaç yetiştirilmesin bence. Bu obruğu net görelim. Ben ondan yanayım. Buraya ama kışın gelirsek yapraklar dökülmüş olur ve daha net bir görüntü çıkar. Ya izleme terası ama izleyecek hiçbir şey yok ki. Bu asansörü de sadece yukarı çıkmak için kullanıyormuşuz. Yani bu asansör aşağı iniyor. İnmiyor mu yani? Yukarı çıkıyor da inmiyor mu aşağı? Buraya akşam da gelmek lazım. Burayı ışıklandırmışlar mıdır? Düşünmüş müdür belediye böyle bir şey? Görmüyorum. Bol bol kamera var. Niye varsa obruğumu çalacaklar. Gerçekten çok yüksek merdivenler. Ayşe kitabeliğe bakın ne yazıyor. Taşçı Murat Bey. Burada
Meryem Ana Kilisesi. Bir tane ışık var. Bu kadar gelmişken oraya da bir inelim mi? Kilisemiz Meryem Ana Kilisesi. Şurada inşaat malzemeleri var. Ve aşağıda çalışan insanlar var. Matkap sesi falan geliyor. Ha bak ışığın orada görüyor musun? Arkeolojik kazım acaba? Yoksa turistler gezebilsin diye yer mi yapıyorlar? Burada niye hiç yankı yok? Gerçekten güzel yer. Gördüğüme değdi. Evet, böyle büyük bir mağara daha önce hiç görmedim. Şurada çok insan var kilisenin olduğu yerde. Orada çok güzel fotoğraflar çıkar ama diyorum ya çok insan var.